İnegöl Gazi Osman İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli yardımcı Hizmet Ayşe Soylu hem çalışıp hem okuyarak lise diplomasını aldı. İyi derecede Almanca bilen Soylu'nun şimdiki hedefi üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanmak. Okulun adeta Adile Naşit'i olan Ayşe Soylu okuldaki tüm teknik arızaları kendi imkanlarıyla çözüme kavuşturuyor. İnegöl Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nda çalışan Ayşe Soylu, gündüz okula akşam ise evinde hizmet veriyor. Üç çocuk annesi Soylu azmiyle herkesin takdirini topladı. Uzun bir aradan sonra açık öğretim lisesinden mezun olarak liseyi bitirdi. Soylu'nun şimdiki hedefi ise tıp fakültesini kazanmak, onun için de çalışmalara başladı. Eğitim camiasında öğrenciler tarafından çok sevilen Ayşe Soylu'nun lakabı ise Adile Naşit. Temizlik işlerinin yanı sıra okulun birçok ihtiyacını kendisi gideriyor. İyi derece Almanca da bilen Soylu, Arapça öğrenmek için de çalışmalara başladı. Hello. Was? Ich komme gleich. Was willst du? Ayşe Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunlar söyledi. 10 yıl önce başladım ama tabii ki sık ders çalışamadığım için biraz geç bitti okulum ama hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele ettim. Okudum. Ortaokulu okuduktan sonra liseyi de okumaya karar verdim. Liseyi de bitirince üniversiteye de onu da boş bırakmayayım dedim. Onu da devam edeyim dedim. İnşallah nasip olursa üniversiteye de kaydolmayı istiyorum. Üniversitede hedefiniz nedir? Üniversitede doktor olmak, avukat olmak, hoca olmak. Yani puanlarım nereye tutarsa tabii ki okumak istiyorum inşallah. Peki hem çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Hem çalışıp hem okumak çok zor oluyor. Tabii ki şimdiki çocuklarımız okulların değerini bilseydiler hiç pes etmeden devam ederdiler. Çünkü hem çalışıp hem okumak böyle zor oluyor ki onları sadece şimdi okula gelip hazır yemeği yiyip sadece bir kitabını okumak var. Bizim öyle değil. Hem temizliğimiz, işimiz, yemeğimiz, çocuğumuza hizmet etmemiz, okumamız da yanında olduğu için çok zor oluyor. Eğer şimdiki şu aklımda mesela o çocuklar gibi bana hizmet eden olsa ben üniversite değil kaç üniversite bitiririm. Çocuk yaşımda Almanya'ya gittim. 14 yaşımdaydım. Kolumda bir rahatsızlık olduğu için ameliyat olmam gerekiyordu. Sonra başarısız olduğu için ameliyat olmadım. 1,5 sene Almanya'da kaldım. Almancayı biraz orada öğrendim. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra bizim Alman gelinimiz var. O her sene gelip gidiyor Türkiye'ye. Bayağı ondan da öğrendik. Almancamız ilerledi yani. Yabancı dilimi güzel biliyorum. Kendimi kurtaracak kadar idare ederim. Başka yabancı dil öğrenmeyi düşünüyor musunuz? Almanca Arapçayı için öğrenmek istiyorum ama zaman lazım tabii. Zaman olmadığı için Arapçaya çok özeniyorum. Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokul Müdürü Burhan Tönül Özdemir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. Ayşe Hanım, bu yaşta gerçekten bütün gençlere örnek olacak şekilde dışarıdan ortaokulu, daha sonra dışarıdan liseyi, şimdi de hedefi üniversite okumak. Tıp öğrencisi olmak, avukat olmak, din görevlisi olmak gibi hedefleri var. Ayşe abla okulumuzda önceleri Okul Aile Birliği'nden yardımcı hizmetli sınıfında çalıştırılmış. Daha sonra hizmet alımı şeklinde çalışmaya devam ederken 2018'de de 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile geçici ve sürekli iş statüsünde çalışmaya devam ediyor. Ayşe abla gerçekten görevine aşık, işine aşık, işini severek yapan ender insanlardan bir tanesi. Okulumuzun gülü, bütün öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri olarak bizlerin, hepimizin bir bakıma Adile Naşit'i. Gut. Tschüss.